Arkadaşlar merhabalar. Coğrafya dersi, üniversite hazırlık konularımıza 21. konu anlatım föyümüzde kaldığımız yerden hızla devam ediyoruz. Bu föyümüzde yeryüzündeki ilk kültür merkezlerini, kuruldukları alanları ve özelliklerini hep birlikte ele alacağız. Yeryüzündeki coğrafi şartlara bağlı olarak birbirinden farklı medeniyetler doğmuş ve gelişmiştir. Haritadaki dağılış alanlarına baktığımızda Mezopotamya medeniyeti, Çin medeniyeti, Hint medeniyeti, Mısır medeniyeti, Orta Amerika'da Maya ve Aztek uygarlıkları, Güney Amerika'da ise İnka uygarlıklarının yeryüzündeki ilk kültür merkezleri olduğunu söylemek mümkündür. Mezopotamya medeniyeti, Fırat ve Dicle nehirleri arasında kurulmuş, sulama kanalları ve bataklıkların kurutulmasıyla tarım alanlarının genişletilmesini, böylelikle köylerin daha da genişletilerek şehirli haline dönüşmesini sağlamış ve böylelikle geniş alanlara yayılan Mezopotamya ilk kültür merkezi olarak ortaya çıkmıştır. Mezopotamya'da iklim koşullarının elverişli olması, geniş düzlüklerin bulunması, verimli tarım alanlarının bulunması sık sık istilalara uğramasına neden olmuş. Bu yüzden Mezopotamya'da birbirinden farklı medeniyetler yaşamıştır, kurulmuştur sevgili arkadaşlar. Mısır medeniyetine baktığımızda ise Mısır medeniyeti Nil Nehri çevresinde verimli araziler üzerinde kurulmuştur. Etrafı çöllerle kaplı olduğu için diğer uygarlıklardan etkilenmemiş ve saldırı ve istilalardan bir nevi korunmuştur. Mısır medeniyetinin uygarlığa geçişini kolaylaştıran etmenler, Nil Nehri'nin varlığı, uygun iklim koşulları, yılda iki kez ürün alınabilmesi. Nil Nehri çevresinde yaşayanlar düzenli taşkınlardan sonra bozulan tarlalarının sınırlarını yeniden tespit etmek için matematikten yararlanmışlar. Nil Nehri'nin üzerinde ulaşımın yapılması, Mısır medeniyetinin kısa sürede büyüyüp ticaretin de gelişmesine olanak sağlamıştır. Akdeniz medeniyetleri ise Fenike, Yunan, Lidya, İonya, Roma uygarlıklarının içine almaktadır. Arkadaşlar Akdeniz kıyılarında da iklim koşulları, su varlığı, elverişli iklim koşulları medeniyetin kurulmasında etkili olmuştur ama daha çok adalardan oluştuğundan dolayı tarım alanları daha dar. Akarsu varlığı, Akdeniz kıyılarındaki koy körfez liman sayısının deniz ticaretine elverişli olması bu medeniyetin gelişmesindeki etkili olan etmenlerdir. İyonyalılar ve Yunanlılar zamanla gemi yapımında ustalaşmışlardır. Akdeniz kıyılarındaki ürünleri toplamış ve böylece farklı uygarlıklar arasında ticaret yaparak kültürel gelişmeler bir merkezden diğerine nakledilmiştir. Hint medeniyetine baktığımızda Güneydoğu Asya'da günümüzde Hindistan, Pakistan ve Bangladeş toprakları üzerinde kurulmuştur. Bu medeniyetin gelişmesinde Ganj, Indus ve Brahmaputra nehirlerinin etkili olduğunu görüyoruz. Yağış miktarının fazla olması ve akarsuların bol su taşıması verimli tarım alanlarının sulanmasını sağlamış. Zamanla tarım alanlarının genişlemesi köylerin büyüyerek kent merkezlerine dönüşmesine olanak tanımıştır. Çin medeniyetinde ise Huanghe ve Yangtze ırmakları sayesinde sulamalı tarıma geçtiklerini görüyoruz. Güneybatısında dağların ve ormanların bulunması, kuzeybatısında tarım ve hayvancılığın sınırlı olması Çin'de dışarıya kapalı ve kendine özgü bir medeniyetin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Tarımda üretimin fazla olması, gelirin artmasını ve ticaretin gelişmesini de ayrıca sağlamıştır. Bakınız Çin'in dünya medeniyetine kazandırdıkları ipek, pusula, porselen, barut, kağıt, şeker gibi. İnka medeniyeti, arkadaşlar Amerika kıtasında, Güney Amerika kıtasında kurulmuştur. And dağları üzerindedir. 12. ve 16. yüzyıllar arasında yaşamış, büyük bir imparatorluk haline gelmiş. İnkalar şehirlerini, kalelerini dini inanışları gereği korunabilmek ve savunabilmek amacıyla yüksek kesimlerdeki dik ve sarp yamaçlara inşa etmişlerdir. Machu Picchu antik kenti İnka medeniyetine aittir. Patates tarımını gerçekleştiren ilk medeniyet, tarımda tarçalama yani basamaklı tarım yapma sistemini kullanan bir medeniyet. Bulundukları bölgenin coğrafi konumu nedeniyle güneşin hareketleri konusunda uzmanlaşmış ve güneş saatini yapmışlardır. Yüksek kayalara yerleştirdikleri elips şeklindeki altın yansıtıcılarla astronomik gözlemler yaparak güneşin yıllık hareketini takip etmiş ve incelemişlerdir. Maya uygarlığı ise Orta Amerika'da
Yucatan Yarımadası'nda, Meksika'daki Yucatan Yarımadası'ndaki tropikal yağmur ormanlarının bulunduğu alanda kurulmuştur. Tropikal yağmur ormanlarını yerleşim alanlarına, tarım alanlarına dönüştürmek için kesmişler. Ancak bu durum erozyonun artmasına, tarımsal ürünlerin üretiminin azalmasına neden olmuş. En önemli tarımsal ürünleri mısır ve kakao. Kakaoyu para yerine kullanmışlardır. Mayaların bulunduğu çevrede kireç taşlarının yaygın olması, yapılarının inşasında kireç taşlarının da kullanılmasını sağlamıştır. Taş işlemeciliğinde ileri gitmişler. Piramitler, tapınaklar, saraylar gibi büyük harika yapılar inşa etmişlerdir arkadaşlar. Astronomi, matematik, mimari ve sanat gibi daha birçok alanda da ileri gitmiş. Chichen Itza piramidi Maya uygarlığına aittir sevgili arkadaşlar. Aztek medeniyeti yine Meksika'nın orta ve güney kesimlerinde 15 ve 16. yüzyılların başlarında büyük bir imparatorluk olarak kuruluyor. En son kurulan uygarlıklardan diyebiliriz Aztek uygarlığı için. Tarımda, taş işçiliğinde, mimaride, çanak çömlek yapımında ileri gitmişler. Gelişmiş şehir sistemleri kurulmuşlardır sevgili arkadaşlar. Aztek uygarlığının yapılarına baktığımızda ne kadar gelişmiş olduğunu görebiliyoruz. Aşağıdakilerden hangisi Mezopotamya uygarlıklarının ortaya çıkmasında etkili olan unsurlar arasında yer almaz? Arkadaşlar, Mezopotamya uygarlığı dönemi içerisinde, yani Mezopotamya uygarlığı ilk uygarlıklar, insanların ilk yerleşik döneme geçtiği dönemden bahsediyoruz. O dönem içinde verimli arazi, iklim, su kaynağı ve düzlük araziler, bunlar ön plandaydı. Zengin yeraltı kaynakları artık 19. yüzyıla geldikten sonra önemini kazanmıştır. Doğru cevabımız A olacaktı. İnkalar, Büyük Okyanus kıyısında paralel uzanan And sıradağları üzerinde 12. ve 16. yüzyıllar arasında yaşamış büyük bir imparatorluk kurmuşlar. Bu bölge çok değişik doğal koşullarını içermekteydi. İnkaların yaşadıkları And dağlarının batı kıyısında çöl ve vadiler yer alırken, kuzeydoğu kesiminde tropikal yağmur ormanları ile kaplıydı. İnkalar, güneşin hareketleri konusunda uzmanlaşmışlar ve güneş saatini yapmışlardır. Parçada verilen bilgiler göz önüne alındığında İnka uygarlığı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Kuruluş yerinin seçiminde geniş tarım alanlarının ve akarsuların bulunması etkili olamaz çünkü Ant dağları üzerinden bahsediyoruz. Mısır, Mezopotamya, Çin ve Hint uygarlıklarına göre daha eski bir zamanda kurulmuştur. Yanlış, 12. ve 16. yüzyıllardan bahsediyor İnka için. Halbuki Mısır, Mezopotamya, Çin ve Hint daha eski uygarlıklardır. Uygarlığın geliştiği bölge Kuzey Amerika kıtasının ılıman kuşağıdır. Halbuki buradan bahsedilmemiş. Bu arada uygarlığın geliştiği bölge Kuzey Amerika değil, Güney Amerika'dır sevgili arkadaşlar. Ant Dağları Güney Amerika'da yer alıyor. İklim özellikleri bakımından çeşitliliğin çok fazla olması dönem dönem komşu uygarlıkların saldırısına neden olmuştur. Böyle bir bilgi de yukarıda verilmemiştir. Coğrafi konumu nedeniyle astronomik gözlemler, evet, burada güneşin hareketlerini ve güneş saatini yapması astronomik gözlemler yaptığını ifade eden bir bilgidir. Parçadan çıkartılacak olan bilgi D şıkkında doğru olarak verilmiştir. Aşağıdaki tabloda verilen özelliklerin, yukarıdaki haritada numaralarla gösterilen medeniyetlerin hangisine ait olduğunu yazınız diyor. Arkadaşlar, özellikleri eşleştirelim dilerseniz. Şehirlerini ve kalelerini dini inanışları korunabilmek ve savunabilmek amacıyla yüksek kesimleri kuran İnka medeniyetiydi 2 numara. Fırat ve Dicle nehirleri arasında kurulan 4 numarayla gösterilen Mezopotamya medeniyeti. Etrafının çöllerle kaplı olması nedeniyle diğer medeniyetlerden fazla etkilenmemiş olan Mısır medeniyetiydi 3 numara. İpek, porselen, pusula, barut, kağıdı dünya medeniyetine kazandıran Çin medeniyetidir 6 numarayla gösterilmiştir. Yucatan Yarımadası'nda tropikal yağmur ormanlarının bulunduğu alanda kurulan ise sevgili arkadaşlar 1 numarayla gösterilen Aztek uygarlığı. Yangtze ve Huanghe sayesinde sulamalı tarım gelişmiştir. Bu iki akarsu 6 numarayla gösterilen Çin medeniyetine ait. Tarıma uygun olmayan alanları tarıma kazandırmak için sulama kanalları yapmışlar ve bataklıkları kurutmuşlardır. Mezopotamya uygarlığına ait bir bilgi 4 numara. Ganj ve Indus nehirleri bu uygarlığın kurulup gelişmesinde etkili olmuştur. O da 5 numarayla gösterilen Hint uygarlığına ait bilgilerdir.
Evet, test sorularımıza geçelim. Dünyadaki ilk şehir yerleşmeleri akarsu kenarlarında kurulmuştur. Buna göre yukarıdaki haritada numaralandırılan akarsu vadilerinden hangilerinde ilk şehir yerleşmelerinin kurulduğu söylenemez. Arkadaşlar, bir numarayla gösterilen alanda Mısır medeniyeti, iki numarayla Hint medeniyeti ilk merkezlerdir. Ama 3 ve 4 numara ilk yerleşmelerden, ilk medeniyet alanlarından değildir. O yüzden doğru cevabımız E olacaktı. Mezopotamya medeniyeti ile ilgili hangisi doğrudur? Etrafının çöllerle kaplı olması nedeniyle diğer medeniyetlerden etkilenmeyen Mısır medeniyeti. Tropikal yağmur ormanlarını yerleşim ve tarım alanlarını dönüştürmek için kesenler İnka medeniyeti olacak. Denizcilik alanında ileri gidenler Akdeniz uygarlıkları, Fenike, İonya, Yunan medeniyetleri gibi. Şehirleri ve kaleleri yüksek kesimlerdeki dik ve sarp yamaçlarda bulunmaktadır. Bu da İnka medeniyetine ait bir özellik. Fırat ve Dicle nehirleri arasında kurulan ise evet Mezopotamya uygarlığına ait bir özelliktir. Yukarıda verilen özelliklerden hangileri Mısır medeniyetine aittir? Nil nehri çevresinde kurulmuştur. Doğru. Verimli tarım alanlarına sahip olmaları uygarlığa geçişi kolaylaştırmıştır. Doğru. Yazıyı ilk kullanan Mezopotamya uygarlığıdır sevgili arkadaşlar, Sümerler. Diğer medeniyetlerden etkileşimin fazla olması uygarlığın kısa sürede gelişmesini sağlamamıştır. Çünkü Mısır medeniyetinin etrafı çöllerle kaplıdır. Bu da yanlış bir bilgi. 1 ve 2 olacaktı. Doğru cevabımız. Yukarıdakilerden hangileri Akdeniz medeniyetlerine örnek olarak gösterilemez? Arkadaşlar, Akdeniz'e kıyısı olan Roma ve Fenike uygarlıkları kurulmuştur ama Maya ve Aztek sevgili arkadaşlar Meksika'da, Orta Amerika'da kurulan uygarlıklardır. Cevabımız D olacaktı. Aşağıda bir yörenin aylık ortalama sıcaklık ve yağış grafiği verilmiştir. Buna göre söz konusu yörede aşağıdaki medeniyetlerden hangisinin kurulduğu söylenebilir? Arkadaşlar, aylık ortalama sıcaklık ve yağış grafiği verilen iklim muson iklimidir. Peki muson ikliminin yaşandığı uygarlık hangisiydi bunların içerisinde? Tabii ki Hint medeniyetiydi sevgili arkadaşlar. Doğru cevabımız A şıkkı olacaktı. Aşağıdaki medeniyetlerden hangisinin özelliği yukarıda verilmiştir? Ant dağları üzerinde kurulmuştur. İnka medeniyeti doğrudan arkadaşlar. Güneş saatini yapmışlardır. Taraçalı tarım sistemini yani basamaklı tarım alanları yapmışlardı. Doğru cevabımız İnka medeniyetiydi. Aşağıdaki medeniyetlerden hangisi diğerlerinden daha sonra kurulmuştur? Arkadaşlar, bunlar içerisinde zaten Mısır, Hint ve Çin en eski tarih öncesine kadar giden dönemlere sahip. İnka ve Aztek'e baktığımızda İnka 12. yüzyıl, Aztek ise 15. 16. yüzyıllar yani daha günümüze daha yakın olan ise Aztek'tir. Doğru cevabımız B Aztek olacaktı sevgili arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi bilinen ilk yerleşim alanlarından biri değildir? Bakınız, Doğu Asya, Çin, Nil Deltası, Mısır medeniyeti, Mezopotamya ilk yerleşim alanı, Hint Yarımadası. Bunların hepsi ilk yerleşim alanları ama Kuzey Avrupa için aynısını söyleyemeyeceğiz. İlk kültür merkezleri Kuzey Avrupa'da kurulmamıştır. İlk medeniyetlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? İnka medeniyeti şehirlerini ve kalelerini, dini inanışları korunabilmek ve savunabilmek amacıyla yüksek yerleri kurmuştur. Doğru. İyonyalılar ve Yunanlılar deniz ticaretinde gelişmiştir. Doğru. Çin medeniyeti dünya medeniyetine kağıt, pusula ve porselenini katmıştır. Doğru. Mısır medeniyeti tarımsal faaliyetlerde matematikten yararlanmıştır. Doğru. İlk medeniyetlerin tümü ormanlık alanların yakınında kurulmuştur. Yanlış sevgili arkadaşlar. Mesela Mezopotamya, mesela Mısır medeniyeti ormanlık alanların etrafında değildir. Yeryüzündeki coğrafi şartlara bağlı olarak farklı medeniyetler doğmuştur. Buna göre aşağıda verilen medeniyet ve bu medeniyetlerin doğmasında etkili olan akarsu eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Çin, Yangtze ve Huangpu doğru. Hint, Gans, Indus, Ganj, Indus, Brahmaputra doğru. Mezopotamya, Fırat, Dicle doğru. Mısır'da Nil Nehri doğru ama Aztek'te Amazon değil sevgili arkadaşlar. Amazon Güney Amerika'da yer alıyor. Aztek uygarlığı ise Orta Amerika'da yer almakta. Yanlış eşleştirilmiştir. B şıkkı. Amerika kıtasında gelişme gösteren medeniyetler aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Bildiğiniz gibi Aztek, Maya ve İnka uygarlıkları Amerika kıtasında gelişme gösteren ilk medeniyetlerdir.
Aşağıdaki tabloda ilk medeniyetler kuruldukları yerlerle eşleştirilmiştir. Buna göre tablodaki eşleştirmelerden kaç tanesi yanlıştır? Bakalım dilerseniz tek tek. Mezopotamya, Nil Nehri çevresi değil, Fırat ve Dicle olacaktı. Mısır medeniyeti Fırat Dicle değil, Nil Nehri çevresi olacaktı. Çin, Huangpu, Yangtze doğru. Maya, Yucatan Yarımadası doğru. İnka, Ant Dağları doğru. Hint, Ganj ve Indus nehirler çevresi doğru. Aztek, Amazon çevresi değil sevgili arkadaşlar. Aztek, yine Yucatan Yarımadası yani Orta Amerika olacaktı. Kaç tanesi yanlıştır dediği için 1, 2, 3 tanesi yanlıştır sevgili arkadaşlar. Doğru cevabımız C olacaktı. Evet, 21. konu anlatım fövümüzün sonuna geldik. Arkadaşlar, herkese üniversite sınavı hazırlığında başarılar diliyorum. Bir sonraki konu anlatım fövünde tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.